inanılmaz derecede bir tenasup var Kur'an'da. Ayetlerin birbirleriyle, sürelerin birbirleriyle. Tenasubul Kur'an bir ilim dalıdır. Ayetler ve süreler birbirleriyle öyle bir uyum halindedir ki o uyum ancak ve ancak ilahi bir yönlendirmeyle ortaya çıkar. Nasıl? Konumuzla da alakalı. Açıyoruz Kur'an'ın kapağını bizi Fatiha karşılıyor. Fatiha isminden de anlaşılıyor zaten açan açılan demek açıyor kapıdır bize bir kapı açıyor Kur'an'ın kapısı onunla açılıyor. Bir dua ve Kur'an'ın en güzel duası. Onun için bizim geleneğimizdir biliyorsunuz. Biz her hayırlı işin sonunda ya da diyelim ki bir musibet olmuşsa ya da bir ölünün ruhuna hediye edilecekse El Fatiha deriz ve arkasından bir Fatiha okuruz. O Fatiha bir İslam geleneği olmuştur bizlerin içerisinde. Bunun yeri var mı sünnette şudur budur falan filan işte bu bidattır şudur budur bunlar da biliyorsunuz ulema çok olduğu için bizde bunlar da tartışma konusu oluyor. Allah selamet versin Halil Gönenç hocaya bunu soruyorlar diyor ki kaşırmayın durun yerinizde el bakara deseydi ne yapacaktınız? El fatiha deyip fatihayı okuyun çıkın diyor latifedir ama güzel de bir latifedir yani dolayısıyla oradaki el fatiha dediğimiz zaman okuduğumuz o Kur'ani dua bize başka başka şeyler de kazandırır. Şimdi Fatiha'nın değerlendirmesi ayrı bir şey. İsterseniz şöyle bir okuyun onu Elmalı'nın tefsirinden hayran olursunuz. O Fatiha nasıl tefsir ediliyormuş? Gerçekten Fatiha'da ne incelikler varmış? Neler anlatıyormuş Rabbimiz? Her gün okuyoruz Kur'an'ın o güzel duasını ve o güzel süreyi namazlarda ama o bilinç ne kadar zihnimizde var tazelenmesi için de o bilgilere ihtiyacımız var. Şimdi orada sürenin sonunda Fatiha'nın sonlarında üç sınıftan bahsediyor. Nimet verilenler ki onlar müminler, gazaba uğrayanlar ki onlar Yahudiler biliyorsunuz bu İbn Abbas'ın tefsiri dalalete düşenler yani sapanlar onlar da Hristiyanlar üç zümreden bahsediyor. Şimdi bu üç zümre buradaki üç zümredir aslında. Nasıl? Müminler müminler zaten. Münkir dediğimiz zaman kafirler. Kafirler genel bir ifadedir Kur'an'da. Kafir dediği zaman içinde Yahudi var, Hristiyan var, müşrik var, var oğlu var. Yani Allah'ın hakikatini inkar eden kimse onun yeri burası. Münkir, hakikati inkar eden. Münafık ise Biliyorsunuz Medine'de ortaya çıkan bir sınıf ki detaylarını birazdan şimdi işleyeceğiz. O münafıkların büyük bir kısmı Arap müşriklerdi bir kısmı ise aslı Yahudi olanlardı. Dolayısıyla Fatiha'daki o üç sınıf buradaki üç sınıf bir şey yok farkı yok. Dolayısıyla bu manadaki bağlantıyı doğru kuralım ki meseleyi şimdi daha iyi anlayalım. Ama daha sonrası bizim için daha önemli. Tenasubul Kur'an diye bir şey söyledim ya Fatiha'dan başladı müminleri anlattı arkasından Yahudiler arkasından Hristiyanlar. Geliyoruz Bakara suresinin ilk beş ayetine müminleri anlatmıyor mu Kur'an açıyor orada nimet verilenleri dedi Bakara suresinin ilk beş ayetlerinde o müminlerin özelliklerini anlatıyor. Şimdi söyleyeceğiz onları. Arkasından Bakara suresi Yahudileri öyle bir anlatıyor ki aman Allah'ım böyle mi anlatılır ya? Bu kadar mı detaylı anlatılır? Bu kadar mı belli meselelere vurguda bulunulur? Çünkü mesele çok ciddi. Mesele bizim onları adım adım takip edeceğimiz meselesi. Dolayısıyla bize onların her türlü özellikleri anlatılacak ki onlara karşı bizim daha farklı bir biçimde uyanık olalım. Ve bu manada ne Yahudileşelim ne Hristiyanlaşalım. Ne onların sınıfına, ne onların kişiliklerine ait bazı özellikleri kendimize alalım ne de diğerlerine ait. Dolayısıyla Bakara suresi bize Yahudileri anlatıyor. Geliyoruz Ali İmran suresine. Önümüze Hristiyanlar çıkıyor. Bakın Kur'an'daki tenasüp işte bu şekildedir. Hristiyanların hem tarihini anlatıyor hem akidelerini anlatıyor ve akidelerinde var olan sapmaları birer 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 düzeltiyor bize ve bu işin olması gerekenin ne olduğunu nazarlarımıza veriyor. Dönelim biz yine Bakara Suresi'nin başına. Şimdi önümüze şöyle bir şey çıkıyor. Bilmem şöyle bir benzetme doğru olur mu? Çoğu zaman film izlemişsinizdir. Film başlayacak bir anda bir siyah ekran oluşuyor. O siyah ekran üzerine tık 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 yazılar yazıyor. O yazı bize o filmin ana mühtevası ya da o filmdeki temel mesajı ne olduğunu ortaya koyuyor. O sahne gidiyor birer birer oyuncular tanıtılmaya başlanıyor. O da bittiği zaman film başlıyor. Vallahi Kur'an böyle aynen böyle anlatıyor. Ekran geldi önümüze Fatiha çıktı. Fatiha işi bize gösteriyor. Demek ki bu insanlık tarihinin insanlık serüveni, insanlık filmi bu Fatiha'nın gölgesinde. Fatiha gitti. Şimdi aktörler tanıtılıyor. Geldi müminler şakır şakır tanıtıldı. Arkasından münkirler, onun arkasından münafıklar. Münafıklar biraz daha çok tanıtıldı çünkü filmde yerleri daha fazla. Ondan sonra da film başladı. Aynen böyle. Şimdi bir bakıyoruz Bakara suresinin ilk beş ayetine bize müminleri anlatıyor. Altıncı ve yedinci ayetler münkirleri anlatıyor. Sekizden yirmiye tam on üç ayet münafıklar anlatıyor. Bu kadar güzel bu kadar bize gerçekten meseleyi hiçbir tarafını boş bırakmadan anlatıyor. Peki burada bir sınıf yok. Tanrı tanımaz dedikleri işte diyelim ki bugünkü karşılığıyla ateizm ben Allah'a inanmıyorum. Ben Allah'ın Allah varlığını kabul etmiyorum diyen sınıf o nerede? O genel itibariyle münkirlerin içerisinde ama özel itibariyle Kur'an onları muhatap almıyor. Allah diyor ki tabir caizse eğer beni tanımayanı ben de tanımıyorum. Madem sen tanımıyorsun ben niye muhatap alayım sanırım. Allah kendisini ispat etmeye ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla burada Kur'an'ın anlattığı kafirler, aslında hakikati inkar edenlerdir. Allah'ı inkar edenler yok bunların içerisinde. Genel itibariyle biz kafirler dediğimiz sınıfta da bunu görürüz.